Aşağıdaki paragraflardan hangisi kapak görseli verilen bu kitaptan alınmış olabilir? A. Şeflerin ödevi hayatı sevinç ve istekle karşılamak hususunda uluslarına yol göstermektir diyordu. Atatürk ölümünden bir yıl önce yabancı bir devletin dışişleri bakanına. Tarihimizde ilk defa gerçekleşen halka yönelmiş köylüsüyle el ele kurtuluşunun mutluluğunun destanını yazmış bir devlet adamımızın dünyaya seslenişiydi bu. Arkadaşlar burada e, kaşağı kelimesiyle kitabın ismi kaşağı, e, kaşağı kelimesiyle e, atla veya herhangi bir çocukla ilgili bir şey var mı? Hayır yok burada Atatürk ile ilgili bir yazı var. Eğer bu kitabın kapağı olsaydı şüphesiz Atatürk ile ilgili bir kapak olurdu. Kaşığı da arkadaşlar atları tımarlamaya yarayan tarak gibi bir alet. E, B okuyorum. İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığını azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl ki kazıklar daha derine girip sağlamlaşır sarsıp sallanmakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek. Yine ne kaşağıdan ne attan ne de çocuktan bahsedilmiş. İkisini de eledim arkadaşlar. Bu kapakla ilgili olamaz. C'yi okuyorum. Nide ile Kayseri arasındaki yolu Faruk Nafiz'in İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe 3 günde açtığı o uzun mesafeyi ben bugün otoray denen yeni bir alet içinde adeta uçarak geçiyorum. Şimdi burada da herhangi bir çocuktan, bir attan ya da bir kaşağıdan bahsetmemiş. Eliyorum. D'yi okuyorum. Dadaruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Bakın bir çocuk var. Çit'in kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Bakın bir ahır var arkadaşlar. Ee, Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğimi hiç ihtimal vermiyordu. Bakın çocuklar e, burada da bir çocuk figürü var. At, e, tam olarak at olduğunu anlamasak da ahırdan bahsedildiği için bir hayvan var. O yüzden e, en yakın seçeneğimiz de. Siz zaten kaşağı isimli Ömer Seyfettin'in öyküsünü çok iyi biliyorsunuz. Daha önce ders kitaplarınızda da geçti. Fakat geçmemiş bile olsaydı bu kapaktan e, bu paragrafa ulaşırdınız zaten.